Evet efendim, iyi günler diliyoruz tekrar. Şimdi konuklu çok değerli bir konumuzun olduğu bir bölümle beraberiz. Biliyorsunuz çarşamba günleri İl Emniyet Müdürlüğümüz Sayın Valimizin oluruyla ilgili birimlerden çok değerli uzmanlarımız, konuklarımız geliyor. Mevzuları olabildiğince hem size bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. İşin aslı bu. Yani meseleler hangi bürolarda nasıl işleniyor, ne oluyor? Ama daha çok da duyduğunuz meselelerin biraz derinlemesine inmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde siber suçlarla mücadele konusuna girdik. Biliyorsunuz bu telefonla efendim işte Android üzerinden ya da Apple'dan bu bilgisayar üzerinden falan çok ciddi bir güvenlik problemi var. Bunların hepsini konuştuğumuz bir zamanlama oldu. Bugün yine kamuoyunun gündeminde çok yoğun olduğuna inandığım bir meselede hem bilgileneceğiz hem merak ettiklerimizi konuşacağız. Bu konuda çok değerli bir emniyet mensubumuz sağ olsun bugün bizimle beraberler. Kırmadı. Müsaade ederseniz hemen döneyim, siz de görün ve tanıyalım. Sayın İzdil Sözer komiserim bugün sağ olsun bizi kırmadı. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde efendim aile içi ve kadına şiddet büro amiri. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sizi yağmurlu bir sabahta ağırlıyoruz. Aynen, hava kapalı ve yağmurlu. Gayet kapalı. Evet. Şimdi işin kamuoyunu bilgilendirme meselesine girmeden, bu aile içi şiddetle kadına şiddet meselesi son dönem çok yoğun konuşulan meselelerden biri oldu. Maalesef. Aslında ekranın ardında biraz konuştuk ama oradan bir konuşalım, oradan girelim. Tabii. Yani biz bunun çok mu farkına vardık? Neticede ne yazık ki kaybettiğimiz kadınlarımız oluyor. İşte eşi tarafından boşanma arefesinde ve benzeri gibi bir takım sebeplerle. Kimi zaman bu adliye önünde oluyor, kimi zaman evinde oluyor, kimi zaman evinden bir başka yere çağrılıyor ve benzeri bir durum. Evet. Kamuoyunun dikkatini çeken hikaye aslında bu olaylar meselesi mi oldu? Şimdi bu tür olaylar, kadına yönelik şiddet aslında bin yıllardır var. Biz maalesef ataerkil bir toplumdan geliyoruz. Erkeğin egemen olduğu bir toplumdan. Kadınlarımız sürekli ikinci plana alınmıştı maalesef. Çağ değişiyor, kanunlarımız değişiyor. Kadınlarımızı daha ön plana almak için yenilikler yapılıyor, kanunlar yapılıyor. Bu şiddete hani dikkat çekmek için gerek medya, gerek devlet büyüklerimiz konuyu hassasiyetle ele alıyorlar. Maalesef şiddet çirkin bir görüntü. Evet. Bu sadece kadına yönelik değil, çocuklara yönelik olsun veya erkeğe yönelik olsun. Şiddetin her türlüsünü biz kınıyoruz. Herhalde çoğunu aklımızdan almadığımızdan da ya bu da mı olabiliyor dediğimiz için muhtemelen çok konuşuyoruz gibi görünüyor. Ya şöyle dedim ya, biz ataerkil bir toplumdan geliyoruz. Şimdi kadın erkek eşittir diyoruz. Doğru, kadın erkek eşittir. Ancak eşit olmadığı bir kavram var. Erkek fiziksel olarak, yani bedeni güç olarak kadından üstün. Çünkü bir kadının gücü bedenen yani yaratılış gereği erkeğe karşı gücü maalesef yok. Bu sebeple erkek bunu kullanarak kadına hükmetmek istiyor. Tabi bunu her erkek yapmıyor, yani genellemek tabii, yanlış tabii, olur. Yani bu sebeple ben o eşitlik kısmında sadece o fiziksel kısma takılıyorum. Bunun da sonucu şiddet oluyor. Maalesef yani çirkin görüntüler oluyor. Yeri geliyor bu kadın cinayetleriyle sonuçlanıyor. Yani tasvip etmediğimiz bir konu. Mevzu sadece kadına şiddet değil, değil mi? Ben şimdi aile içine okuyunca orada başka şeyler de var. Şimdi bu yani aile içi, çocuğa da var. Evet, çocuğu yani bu 62-84 sayılı kanun ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele kanunu. Yani bu kanun kimleri kapsıyor? Kadınları kapsıyor, çocukları kapsıyor, aile bireylerini kapsıyor. Tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını kapsıyor. Hı hı. Zaten ilerleyen saatlerde bunlara değineceğiz.
şey çok önemli. Onu özellikle demek istiyorum. Yani geçmişte o ataerkil toplumdan kaynaklı biraz kol kırılır, yer içinde kalınmış. Şimdi mi biraz daha fazla mesela emniyetle muhatap oluyor hanımlarımız. Ne bileyim. Mesela bir çocuk gelip size hakikaten söyleyebiliyor mu? Ya ben evde babamdan şiddet görüyorum diyen oluyor mu mesela? Bu yeni bir süreç olarak. Evet, şimdi şöyle malum çağımız teknoloji çağı. Evet. Sosyal medyanın aktif kullanıldığı bir çağ. Artık her şeyden haberdar olunuyor vatandaşlarımız. Bu bir nevi aslında kendinde özgüveni ve devletin gerçekten vatandaşının yanında olduğunu hissettiği için çekinmeden müracaatta bulunabiliyor. Müracaata gelmeyen maalesef şahıslarımız da var, mağdurlarımız da var. Onlar da şundan gelmiyor. Halen akıllarında belki de örf, adet, geleneklerinden dolayı el ne der? Ele güne rezil olmayayım. O meşhur laf. Aynen. Ya polis kapıma gelirse ben ne diyeceğim elime, ele? Veya eşim bana şiddet uyguladığında ben polise gidersem boşanma aşaması olabilir. Ailesi ne der? Aynen. Ailem ne der? Gibisinden birçok nedenler var. Tabii bu tercih, kendi tercihi. Hani biz zorla müracaata gel veya zorla şikayetçi ol diyemeyiz. Ama bunun da önüne geçmek için bu yollara başvurması gerekmektedir. Şu da oluyor mu Sayın Müdürüm? Şimdi oradan giriyoruz. Biraz sonra konuşacağız mesela. Evet. Yani. Mesela mahalleden bir komşusu var. Hı hı. Bu bizim geçmişte yaşadığımız işler. Alt kattan ses gelir, üst kattan ses gelir. Komşular arası. Çağırma olur falan. Oradan polis çağırılır falan. Olay siz burada direkt müdahil olmuş oluyorsunuz. Şube olarak direkt bunu incelemeye mi başlıyorsunuz? Şöyle. Yoksa müracaat olmadan sehpe yapabilir miyiz? Şimdi ihbarı mağdurun kendisi de yapabilir. Üçüncü bir şahıs da yapabilir. Komşu da yapabilir. Tabii ki. Üçüncü bir şahıs da. Çünkü neticede bir ses geliyor. Bir şiddete maruz kalan bir bireyin olduğunun farkında. Bu vatandaşlık görevidir. Neticede bu sonuç... vahim de olabilir, bir cinayetle de son bulabilir. Bunun önüne geçebilmesi için ihbarda bulunması insanlık görevi, öyle söyleyeyim. Bu ihbar bize geldiğinde elbette ki en yakın ekibimiz hangisi ise, en seri şekilde geçebilecek ekibimiz hangisi ise ekibimiz evet olay yerine gider ve gerekli mülakat yapar. Bu mülakatta da tabii kadın ve erkeği ayırarak mülakatta bulunuyor. Çünkü kadın kocasından şiddet görmüştür ancak korkar. Yani doğaldır bu. Orada şikayetçi olup olmadığı sorulduğunda kocası yanındaysa şikayetçi olmayabilir. Hatta ayrı mülakat verirken bile şikayetçi olmayabilir. Şikayetçi olmayabilir ancak biz o yüzden giden ekiplerimiz, giden polis arkadaşlar bayan şahısı başka bir yere alıp öyle mülakat yapıyor. Bağımsız. Herhangi bir şikayetiniz var mı? Bizden istediğiniz bir şey var mı? Gibisinden durumun vehametine göre eğer şikayetçiyse zaten bizim büro amirliğimize veya ilgili birime götürüp gerekli işlemlere değilse, başlıyoruz. Değilse şöyle. Orası çok merak edilen bir şey çünkü. Çünkü yapabilecekleriniz sınırlı olur dolayısıyla. Şimdi aslında ikna etmeye çalışıyor bizim arkadaşlar. Çünkü şiddet görmüş. Bu şiddet sadece tabii ki fiziksel olmayabilir. Tabii. Yani bu o bağırma çağırma da bir şiddet. Aynen. Eğer bedeninde, yüzünde, gözle görünür yerlerinde darp herhangi bir darp izi varsa yani bizim kendi söylediğimiz birim amirlerimizin, üst amirlerimizin de bize bu konuda keskin şeyleri var. Yani mağduru orada bırakmayın. Şikayetçi olmasa dahi büro amirliğine intikal ettirin. Eğer şikayetçi değilse ifadesinde şikayetçi olmasın. Çünkü bunun yaşanan olayları var. Anladım. Şikayetçi değilim diyor. Akabinde arkadaşlar tutanak tutup ayrılıyor. Ama aradan böyle bir yarım saat, bir saat sonra bir bakıyorsunuz başka bir olayla cinayet haberi geliyor. Eyvah. İşte yani bunun önüne geçebilmek için giden ekiplerimiz çoğunlukla mağduru ve şüpheli tabi ayrı ekiplere alarak
büromuza intikal ettiriyorlar. Şikayetçi değillerse ifadelerinde bunu dile getirmeleri isteniyor. Son kaç yıldır değerli amirim şey var, komiserim? Mesela diyebilir miyiz şu kadar zamandır hanımlarımız, aile içinde şiddet gören, kimi zaman erkekler, kimi zaman çocuklarımız böyle daha rahat işte gelip şikayetçi olabiliyorlar dediğimiz şu kamuoyunda kadına şiddet ve benzeri medya haberlerinin yayınlandığı zamandan sonraya mı denk geliyor? Evet, aynen. Aynen. Tam miladı bu mu yani? Dedim ya hani sosyal medyadan veya haber ajanslarından görüp cesaret alan mağdurlarımız var. Önceden hani ya gitsem ne olur bilmeyenler var. Devletimiz birçok imkan sağlamış kadın ve çocuklara yönelik. Bu kanundan bir haber olanlar var. Haklarını bilmeyen vatandaşlarımız var. Bu hakları işte sizin gibi değerli medya personelleri bizi davet ederek bilgilendirme yapılması, işte sosyal medyadan akeza veya kamu kurum kuruluşlarında biz kahvehanelere bile gidip bilgilendirme yapıyoruz KADES hakkında. Hatta geçen hafta bu 25 Kasım dolayısıyla Battalgazi Belediyesi'nde bir sunumumuz oldu. İnanın kadınlardan yoğun bir ilgi geldi. Sorular soruyorlar. Çünkü hatta, bu çok güzel mesela. Sorular soruyorlar. Ya biz ne yapacağız diyorlar. Bilgilendirmeyi tabii ki yaptık ama detaylı öğrenmek istiyorlar. Biz elimizden geldiğince detaylı anlatmaya çalışıyoruz ve bilgilendirip bize yönlendirilmesinin yapılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir şey daha sormazsam. Abi sor. Kendi kendime ayıp olacak. Onu sorayım bundan sonra. Tabii ki. Bize ne olur anlatın sonra. Yani tabii. Hangi kanunla ne oluyor, ne bitiyor, hı-hı, bunlar nasıl başvuruyorlar. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi bu işte uzman bir adamsınız. Estağfurullah. Büro amirisiniz. Evet. Yeşilurt ilçemizin de bir büro amiri var. Doğrudur, doğrudur. İl Emniyet Müdürümüz işte bunların hepsine kol kanat gelmiş, hı-hı, bu ilgili şubelere. Evet. Kadın ve aile içi şiddet konusunda çalışıyorsunuz. Hı-hı. Ya sabah, öğle, akşam televizyonda aile içi şiddet müddetle ilgili bir sürü program yayınlanıyor. Evet. Siz bu işin bilimsel ifadesi nasıl alınır? Hanım şu odada ifade verir. Bir başka ekibe erkek şurada ifade verir. Diyorsunuz ya işte, evet, şu olmasın diye bayan belki büro amirliğine sevk edilir falan. Hı-hı. Orada öyle bir yöntem yok o televizyonlardaki. Yok şey. Televizyon şimdi... O işleri nasıl görüyorsunuz Allah aşkına? Onlar hani bir kamu kurumu değil. Tabii. Bir mükellefiyetleri de yok. Evet. Bir yükümlülükleri aynen, yok. Bir yükümlülükleri de yok. Onlar tabii siz de takdir edersiniz ki bir bu konuya yani şöyle söyleyeyim değinmek için bir farkındalık yaratmak için programı ele alıyorlar. Gündem yaratmak için programı ele alıyorlar. Biraz etin kaygısı var. Ki öyle olması lazım zaten. Şeyi bize şöyle oluyor. Biz kamu kurumu olarak, emniyet teşkilatı olarak müracaatları varsa şikayetleri ifadelerinin alınmasıyla alakalı biz şey yapıyoruz. Burada şöyle söyleyeyim. Mağdur 112 çağrı hattını aradığında veya sizin de dediğiniz gibi komşularından birinin ihbarı üzerine ekip olay yerine intikal eder. En hızlı, en seri şekilde intikal eder. Çünkü bu sonucu kötü olabilir bir an önce yetişmek için. Bir de öyle bir heyecanınız var. Öyle bir, tabii ki. Mecburiyet. Aynen. Büromuza intikal edilir. Tabii büyük şehirlerde, merkez ilçelerde büro amirliklerimiz var. Belediyelerde de Asayiş Şube Müdürlüğümüzün bünyesinde büro amirliği var. Müracaata gelen mağdur şahıslarımızı biz müşteki ve şüpheli olarak adlandırıyoruz. Müşteki ve şüpheliyi bir araya getirmeden, birbirlerinden etkilenmeden, neticede çünkü biz ifade aldığımızda şüpheli ifadeye müdahale edebiliyor. Tabii. Bunun önüne geçebilmek için veya ikinci bir şiddetin maalesef bizim hani büromuzda da yaşanabiliyor. Bu sebeple biz şahısları ayrı yerlerde tutarak gerekli genel hükümlere göre Cumhuriyet Savcısından talimat alarak ifadelerini alıyoruz.
Tabii burada hem koruyucu ve önleyici tedbirlerimiz var. Koruyucu tedbirler mülki amir ve hakim tarafından, önleyici tedbirlerimiz de hakim tarafından verilebilen tedbirler. Koruyucu tedbir genelde mağdura yönelik. Önleyici tedbir de adından da anlaşılacağı üzere şüpheliye, yani şiddet uygulayana karşı verilen bir tedbir. Tabii bu tedbirlerde neler var? Bunlara biraz değinelim. Olur. Bir de şu şeyi söylemek istiyorum. Bu şiddet kavramını oraya geçmeden evvel. Şimdi sadece şiddeti fiziksel olarak bilen vatandaşlarımız var. Yani sadece darp edildi bu şiddet. Hayır, şiddet psikolojik şiddet olabilir, ekonomik şiddet olabilir, cinsel şiddet olabilir. Bunları da baz alır. Örneğin erkeğin, yani kadına komşularınla görüşmeyeceksin veya perdeler kapalı olacak. İşte dışarı çıkmayacaksın, kimseyle irtibat kurmayacaksın. Bunlar psikolojik şiddet. Veya ne bileyim, ekonomik açıdan. Bu bir şikayet unsuru olabilir. Tabii ki. Tabii ki. Bu da bir ekonomik şiddet. Ekonomik şiddet. Eve harçlık bırakmamak. Tabii ya da ne bileyim. Hı-hı. Onun ekonomik... Zaten TCK'da yeri var. Türk Ceza Kanunu'nda aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali diye bir suç var. Bu konuda da şikayet edebilir. Tabii ki. Eşim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Çocuklarım aç vesaire, ne bileyim. Bunun gibi birçok şey hakkında şikayette bulunabilir. Buraya şiddet deyince sadece darp, yumruk, yok, değil. Tokat almıyorum, yok, yani hayır. Öyle bir şey yok. Yani aslında, yani psikolojik şiddette şu da var. Örneğin kadının erkeğe de psikolojik şiddeti olur. Tabii. Şu şekil, hani genelde bu espri konusu olur. Hanımdan izin aldım mı gibisinden bir espri tabii, konusu tabii, olur. Tabii. Ama aslında bu espriyi yapmasınlar, öyle söyleyeyim. Çünkü, bunun gerçeği de var. Çünkü bu sefer bilinçaltına yerleşiyor erkeğin. Ya ben arkadaşlarım tarafından hani kınanıyorum, böyle bir izlenim mi verdim ya, ben erkeğim diyor. Hani ya da böyle bir şey mi oluyor, ben mi çok üzerine aynen alıyorum? Öyle olunca da bu sefer içten içe bilinçaltında bu yer alıyor ve evde bunu yansıtabiliyor. O yüzden o espriyi yapmamaları gerekiyor. Erkeğin hani şiddet de var değil mi? Var netice tabii. Şimdi bu yok diye bir şey değil mi? Şiddet... Her türlü. Hayvana da şiddet var. Aynen. Hayvanlara. Çocuklara da var. Kadınlara da var. Erkeğe de var. Şiddet herkese uygulanan bir şey. Maalesef... Mesela psikolojikle ilgili erkeğe yönelik geliyor mu hiç? Hiç gelmedi bize. Ya gelme ihtimali olabilir ama. Tabii ki. Gelebiliriz, tabii böyle ki. Bir şey yapabiliriz. Tabii ki. Yani o da bir... Çok bayanlardan yana tavır aldınız falan diye söylememiz. Yok. Kadınlarımız... Bakın. Benim bir şey nasıl söyledik. Ama genelde mağdur bayan görüyoruz. Onun için çok... Elbette etkenler. Dedim yani, ya o evet. Erkeğin hani fiziksel olarak güçlü oluşundan kaynaklanıyor. Evet. Şiddete maruz evet. Kalması. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen geliyor işte, ya abi ben işte bilmeden oldu, şöyle oldu, ya bilinçsiz şiddet yoktur. Bunu bilelim onu. Yani istemeden oldu, tamam istememişsindir, o öfke anıyla yapmışsındır ama yapmışsın. Evet. Yani yapmayabilirdin. Böyle şeyler de geliyor bize. Koruyucu tedbirden devam edelim biz. Olur. Nelerdir? Bu arada 3 dakikamız var reklam. Öyle mi? 3 dakika. O zaman var. Hızlı bir şekilde tamam. Ben... Reklama 3 dakika var. Sonraki bölümde komple devam edeceğiz. Tamam. Şimdi koruyucu tedbirler dediğim gibi mülki amir ve hakim tarafından verilir. Burada bu tedbir verilirken delil ve belge aramıyoruz. Biz... Bu uzaklaştırma diye adlandırdığımız mesele mi bu? Tabii uzaklaştırma. Hem uzaklaştırma şöyle. Önleyici tedbirde de var. Anladım. Aynen. Barınma yeri sağlanması mağdura. Anladım. Yani şimdi şöyle, şiddet görmüştür, eve gitmek istemiyordur. Anladım. Ne yapıyoruz? Aile Sosyal Politikaları Müdürü'nün bünyesinde şiddet önleme merkezlerimiz var. Mağduru biz oraya götürüp... Gece dahil. Biz dahi kadın sığınma evlerinin yerini bilmiyoruz. Kolluk olarak biz dahi bilmiyoruz. Ama bu çok önemli, bunun altını evet, çizelim. Evet. Siz sadece Aile Sosyal Politikaları yani Müdürlüğü'ne götürüyorsunuz. Şönüm'e, kısaltılmış adı Şönüm, Şiddet Önleme Merkezi'nde biz eğer talebi varsa, barınma yeri talep ediyorum, ben kadın sığınma evine diyorsun. Gitmek istiyorum diyorsa, biz ilgili birime götürüyoruz. Onlar aracılığıyla kadın sığınma evine götürülüyor. Gecesi gündüzü yok ama yok, değil mi? Yok, istediği saatte. Sığınabilir. Aynen, anladım. İstediği saatte. Tamam. Bunun yanında geçici maddi yardım
koruyucu tedbirlerden biri. Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal danışmanlık hizmeti. Kadınların çalışma hayatına atılabilmesi için, katkı sağlanabilmesi için çocuklarına kreş imkanı. Bunlar da koruyucu tedbirlerden biri. Geçici koruma altına alma. Bunların çeşitleri var. Yakın koruma, konutta koruma, iş yerinde koruma, motorize veya yaya devriyeyle koruma. Bunu biraz açabilir koruma. Miyiz? Bu tabii konuyu. Ki. Bir kısa ara varmış reklam. Hiç bölmeyeyim sizi. Tamam. Ondan sonra direkt bununla başlayalım. Tamam, olur. Çünkü herhalde insanlar korunma olayıyla ilgili güveni hissettikleri anda size çok daha rahat gelecekler. Aynen öyle, doğru. Bu nedenle bunu biraz altını çizelim dedim. Tabii ki. Çok küçük bir reklam aramız var, hemen geliyoruz değerli izleyenlerimiz. Efendim, aile içi ve kadına şiddet meselesi konumuz. Konuğumuz çok değerli İdris Özer, çok değerli bir komiserimiz, uzmanımız. Battalgazi İlçe Emniyet Amirliğimizden, müdürlüğümüzden aile içi ve kadına şiddetle efendim mücadele büro amiri. Şimdi aslında önemli konu başlıklarına girdik. Çok küçük bir toparlama yapalım mı? Ondan evet. Sonra şeye geçeceğiz, çünkü bu korunma meselesine geçeceğiz. Son dönemlerde şikayetler daha yoğun artmaya başladı. Bunun sebebi insanlara bir cesaret, bir rahatlama geldi. Komşu da dahil, eş dost da dahil, herkes böyle bir şeyle karşılaşıldığında size 112 üzerinden ihbarda bulunabiliyor. Bulunabilir. Kurumlardan da yapabilir. Herhangi bir kuruma gidip durumu anlatıp o kurum tarafından kolluğa veya Cumhuriyet Başsavcılığına hani konunun gereği yapılması için bildirimde de bulunabiliyor. Siz karşı komşusunuz, sizin ne işiniz var burada falan denmiyor. Yok, hayır. Siz zaten bir şey. Bir de şu çok önemliydi söylediğiniz. Yani bağırtı, çağırtı ve benzeri duyulduğunda evet. Sonunun ne olacağı belli değil. Lütfen aynen bu konularda uyarın diyorsunuz. Aynen öyle. Bir anlık değil mi sen komşu? Bir anlık zaten bu. Cinnet anı bir anlık. Yani 5 saniye. 5 saniye içinde bir insan kendini tutabiliyorsa... Derin bir nefesle. 10 saniye yani. Aynen. Bir sakinleşmesi gerekiyor tabii. Ya tabii bu... O anki psikolojiyi bilemeyiz. Hani ne yaşadı. İşte sırf bunun için o bağırma çağırma anında bunu aynen. istemeniz bile çok anlamlı. Evet. Evet. Bir toplumsal sorumluluk diyelim. Kesinlikle. Peki efendim, kesinlikle. İşte böyle bir şeyle ilgili gerek ihbarda bulunuldu, siz onu aldınız ifadeye, evet. ayrı ayrı ifadelerini aldınız. Hı-hı. Gerek bir hanımefendi geldi size başvurdu. Hı-hı. Neticede böyle bir şey oldu. İşin adli ve emniyet boyutunda korunma işi nasıl oluyor? Korunma dediğim gibi az önce bir önceki bölümde saymıştım hani maddelerini. Koruyucu tedbirlerimiz dediğim gibi önleyici tedbirlerimiz var. Korunma işi geçici koruma altına alma başlığı altında ele alalım. Yakın koruma, konutta koruma, iş yerinde koruma, motorize veya yaya devriye olarak koruma ve çağrı üzerine koruma kararlarımız var. Bunun kararını herhalde hakimlerimiz şöyle veriyor. Hakimlerimiz de verebiliyor. Mülki amirlerimiz de verebiliyor. Anladım. Yetki iki makamda. Çağrı üzerine korumada şu şekil genelde bunu tercih ediyorlar. Çünkü şunu söylüyorlar ya evimin önünde polis olmasın diyor. Veya iş yerimin önünde polis olmasın diyor. Benimle beraber polis hani hareket etmesin diyenler oluyor. Genelde çağrı üzerine koruma. Çağrı üzerine koruma da adından da anlaşılacağı üzere 112 acil çağrı merkezinin aranması veya bizim büro amirliğimizde bulunan kurumsal cep telefon numaramızı zaten kendilerine veriyoruz. Herhangi bir durum olduğunda, bir şiddete maruz kaldığında veya bu tehlikenin olması durumunda derhal bize birebir iletişime kurup biz de en yakın ekibi kendisine ve olay mahalline sevk ediyoruz. Bu gibi durumlarda hep KADES diye bir uygulamadan bahsediyoruz. KADES'e onu özel geleceğiz. Evet, orası... Yani herkes onu merak ediyor aynen, olabilir. Aynen. Sayın değerli komiserimin ifade ettiği kurumsal numara ya da 112 üzerinden anlık çağrı. Ama aynen. bu KADES bir uygulama. Evet.
nasıl çalışır, nasıl yapılır? Bunu çok detaylı şimdi gireceğiz. Biraz biz bu konuda şey de yapıyoruz. Şimdi devreye ekipler amirliğimiz var. Tabii ilgili birimlere de konuyla alakalı bilgi veriyoruz. Devreye ekipler amirliğimizde tabii ki bölgemiz geniş. Her ekibin bölgeleri olur. Mahalle mahalle veya birkaç mahalle. Mağdur şahsımız, kadın hangi bölgede oturuyorsa o ekibe bu konu tebliğ edilir. Hatta böyle numarası da var. Tabii numarası da yazılır. Anladım. Çok önemli bir şey. Evet. Bölgenizde şiddete maruz kalan şiddet mağduru kadın var. İsmi, adresi, telefon numarası budur. Can güvenliği tebliği aslında. Potansiyel bu. Sıkıntı olabilir. Evet, olabilir. Devriye atarken bu ikametin de etrafında sürekli tabii ki olmuyor çünkü olaylar şimdi oluyor. Şimdi bu çok anlamlı bir şey oldu. Evet. Çok güzel bir şey. Aynen. Ya koruyucu, yani o bölgeden geçelim aynen. Mümkünse gibi. Evet. O bölgeden geçilmesi veya herhangi bir de zaten ekip de tanımış oluyor. Tabii. Şimdi tebliğ yapıldığında dediğim gibi bilgileri de veriliyor. Hatta yeri geliyor ekip personeli bizim kurumsal numaramızdan bayan şahsa ulaşıyor. Var mı bir sıkıntı diye. Bunu biz de yapıyoruz zaten. Biz haftada en az bir kere zaten mağdurun talebi Allah üzerine... Allah devlete zavallanmasın. Niye de diyoruz? İşte bundan dolayı. Evet. Biz mağdurun zaten haftalık, tabi bu onun talebi üzerine haftalık ziyaretlerimiz oluyor. Hani sıkıntı devam ediyor mu? Var mı bir şey? Varsa yakınlarına soruluyor. Muhtarımıza soruluyor. Komşularına soruluyor. Çevrede araştırma yapılıyor. Şiddet devam ediyor mu? Kadına yönelik herhangi bir şiddet var mı yok mu diye araştırma yapılıyor tarafımızca. Şahane bir şeydi şu anları dinlediklerim. İşte tekrar sosyal bir devlet olmanın, bir devlet nizamı olmanın güzellikleri bunlar. Evet. Bunun yanında şey var, bir de hakimin verdiği koruyucu tedbirler var. Bu talebi üzerine iş yerinin değiştirilmesi var. Eğer kişinin evli olması halinde, çünkü evli olmayan ve şiddete uğrayanlar da var. Evli olması halinde müşterek yerleşim yerinin ayrı yerleşim yeri belirlenmesi. Yani ben mesela orada kalmak istemiyorum, başka bir yerde kalmak istiyorum demesi üzerine. Uzaklaştırma dediğimiz bu mu? Ona daha gelmedik. Ona, o değil. Hemen geleceğim hepsini ona. Hepsini oraya yoruyoruz biz. Aynen. Dinledim. Çünkü herkesin bildiği uzaklaştırma. Evet. Bir uzaklaştırma kararı alınmış diye bir şey geliyor. Evet. Biz diyoruz ki hepsi bu. Ya şimdi burada tabii erkek de bir yerde aslında mağdur oluyor. Ama tabii ki bu da bunun bir cezası. Öyle söyleyelim. Erkek nasıl mağdur oluyor? Şöyle mağdur oluyor. Şimdi uzaklaştırma ne oluyor? Evden uzaklaştırma. Nerede kalacak bu adam? İşte kalacak yer. Kalacak yer konusunda da evet, varsa maddi arkadaşımız da selam yolladı. Evet, maddi durumları varsa otelde veya başka bir yerde kalabiliyor. Veya ilde ailesi vardır. Anne, babası veya ablası, kardeşi varsa orada kalıyor. Ama tabii gidecek hiçbir yeri olmayanlar da var. Onlara yönelik bir şeyimiz var mı? Bununla alakalı ben her böyle katıldığım toplantıda veya platformda söylüyorum. Yani bir isim olarak belki olmayabilir ama erkek sığınma evinin de açılmasına böyle bir hani ön ayak olunması için söyledim. Doğru. Yani adı farklı olabilir. Ama kadın sığınma evi gibi erkek sığınma evinin de olması en azından... İçin samimiyette bir şey sorayım mı? Tabii ki. Mesela hakikaten gidecek yerin kalmayıp olmayıp çok olumsuz bir pozisyonda var. Medyaya da düşmüştü bu. Ben görmedim. Kendi aracının içerisinde hatta sağlam bir kar yağmıştı. Bagajda kalıyordu adam. Ya tabii bu erkekte şunu da oluşturuyor. Bunun olumsuz yönleri de var. Erkek ister istemez bir şüpheye düşebiliyor. Aklına farklı farklı şeyler gelebiliyor. Bunlar geldikten sonra da bu sefer ihlaller başlıyor. Ya acaba yani karım beni evden uzaklaştırdı ama deyip aklına farklı farklı sorular gelebiliyor. Ben de söyleyemiyorum onu. Dünya bir şüphe gelebilir. Tabii bunlar var. Geliyor da bize zaten. Yani bunu dile de getiriyorlar. Hatta gerçek bir şiddet olmadan da böyle bir şikayet olmuş olabilir. Bu da sizin konunuz. Ama vay vay neler duyuyoruz. Ama bu tabii ki şiddet
uygulayacağı anlamına gelmez tabii, yani. Tabii. Şiddet uygulama bu tedbire de mahkum olmaz. Uzaklaştırmadan mevzu nedir? Mesela konuta, iş yerine... Tabii hanımefendi mesela bu konuda evin önünde gördüm ya da işte eve geldi evet. Kapıyı çalıyor diye size şikayette tabii ki. Sadece o da değil. Telefonla. Evet. İletişim araçlarıyla bir mesaj atması bile. Yani, önleyici tedbirlerde bunlar da var. Anladım. Konuyu ben toparlayayım. Tamam. Bir de şey var. Kimlik bilgilerinin değiştirilmesi var. Yani hayati tehlikesi vardır. Artık buradan gitmek istiyordur. Örnek veriyorum. Malatya'da yaşıyor. Malatya'dan gitmek istiyor. İzini kaybettirmek istiyor. Kimlik bilgilerinin değiştirilmesinin konusunda devletimiz böyle bir imkan sağlamış. İkametinin değiştirilmesi, başka biriyle naklinin yapılması gibi birçok devletimizin sunduğu imkanlar var. Bağlantının kesilmeye çalışılması. Tabii ki. Tabii ki var. Yani yaşanan olaylarımız da, olaylar da var. Tabii ki. Bu var. Gizli kararı var. Hani şimdi şöyle, şiddet uygulayan sadece vatandaş mı? Hani sivil vatandaş mı veya kamu kurumunda çalışmayan mı? Hayır. Kamu kurumunda çalışıp şiddet uygulayanlar da oluyor. Tabii yetki var. Şiddet uygulayanın elinde. Kamu kurumunda çalışıyor. Eşim nerede? Bir bakayım diyor. İkametine bakıyor. İkametini değiştirmiştir. Mersin kayıtlarından ikametine bakabiliyor. Bununla alakalı gizli kararı veriliyor. Gizli kararında herhangi bir kurumun veri tabanında bu verilere ulaşamıyor. Evet. O da çok önemli. Biz emniyet olarak biz de ulaşamıyoruz. Aa, çok iyi. Evet. Ya bu çok doğru bir şey. Tabii. Evet. Bir de önleyici tedbir kararlarımız var. Hızlı hızlı ben bunu şey yapayım sonra tamam. KDES'i tanıtalım. Tabii. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. Korunan kişilere bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerlerine yaklaşmaması. Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde kurulması ve kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması. Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, korunan kişiyi iletişim araçlarına veya sair süretle az önce bahsetmiştim rahatsız etmemesi, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahlara kolluğa teslim edilmesi. Tabi bu bir sistemden bakıyoruz. Üzerine silah var mı yok mu? Silah varsa zaten derhal hani bu karara istinaden alıyoruz. Peki adamın sisteme kayıtlı silahı yok. Evinde silahı var. Bu ne oluyor? İhbar konusu olursa biz bu silahı alabiliyoruz. Az önce de dedim kamu görevlisi de olabilir. Bu kamu görevini ifa etse dahi üzerine zimmetli silahı varsa silahı da kurumuna teslim etmesi gerekiyor. Bağımlı olabilir bu şahıs. Değil mi? Alkol veya uyuşturucu bağımlısı olabilir. Bu maddenin etkisindeyken korunan kişiye yaklaşmaması veya bu korunan kişilerle birlikte olduğu sürece alkol veya uyuşturucu madde kullanmaması, hastaneye yatırılması, tedavi edilmesi gibi tedbir kararları da uygulanıyor. Burada önemli olan şu var. Şiddet uygulayan ile şiddete maruz kalan arasında biz uzlaşma veya arabuluculuk yapamıyoruz. Yani kanun buna müsaade etmiyor. O Aile Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü'nün herhalde Çalışma Bakanlığı'nın şey Aile Sosyal Bakanlığı'nın işi. 6284 sayılı yok. Onlar da yapamıyor. Kanun buna uzlaştırma müsaade. Falan. Hayır. Kanun aile içi konularında dediğim gibi şiddete maruz kalan veya şiddet uygulayan arasında arabuluculuk veya uzlaşma yolunu kapatıyor. Anladım. Yani şiddet uygulayan şahıs için rehabilitasyon olabilir var. De. Onlar fakat var. Fakat ikisini birleştirmek gibi bir görev yok. Bunun yanında Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün dedim ya bünyesinde ŞÖNİM var. Şiddet Önleme Merkezi. Anladım. Eğitim hizmeti veriliyor, barınma hizmeti veriliyor, psikososyal destek hizmeti veriliyor.
Bu psikososyal desteği biz de veriyoruz. Şöyle, bizim büro amirliğimizde sosyal çalışmacı olarak çalışan bir personelimiz var. Örnek veriyorum, müracaata gelen mağduru veya şüpheliyi ayrı ayrı bir şekilde alıp sorular soruyor, derdini dinliyor. Hani tavsiyelerde bulunduğu oluyor veya örnek veriyorum, şahıs psikolojik yönden rahatsızlığı mevcuttur. Bunun tedavi edilmesiyle alakalı yönlendirmeler yapılıyor. Gibi gibi bir sürü faydaları var. Bahsetmiştim zaten konutun en az bir kere ziyaret edilmesi, mağdur şahsın işte komşularına sorulması. Tabii bunların hepsi mağdurun talebi üzerine oluyor. Biz kendi başımıza yapamıyoruz. Ben büro amirliğimizde şöyle bir karar aldım. Durumu riskli olan, çok riskli olan, yani hayati tehlikesine, gerçekten hayat tehlikesinin olduğuna inandığımız kadınlarımızı biz günlük, yani her gün en az bir kere telefonla arayıp ne güzel soruyoruz. Var mı bir sıkıntı diye, bizden istediğiniz bir şey var mı, talebiniz var mı diye soruyoruz. Onlarda sizin kurum telefonlarınız var. Tabii. Demin ki ifade ettiniz. Biz şahıs telefonlarımızı vermiyoruz, kurum telefonumuz var. Anlık arayabiliyor kurumu. Tabii ki. Tabii 24 ki. Saatte çalışıyor da zaten. Aynen. Biz yani durumu riski dedik, hayati riski var. Burada teknik yöntemlerle takip kararı verilebiliyor. Bu da elektronik kelepçe, duymuşsunuzdur belki. Evet, onu çok duydum. Elektronik kelepçe uygulamasına hemen geçiliyor. Talebini yapıyoruz. Şönümde oluşan bir komisyon tarafından değerlendiriliyor. Ve hakim tarafından onaylandığı zaman şiddet uygulayana bu kelepçe takılıyor bileğine. Ayak bileğine. Alıcı ünitesi ve verici ünitesi var her iki tarafta. Alıcı ünitesinde mağdura veriyoruz, verici ünitesinde şiddet uygulayana veriyoruz. Bunu merkezden, Ankara'da Gamer diye bir yerimiz var. Sinyallerini, takibini burada yapıyorlar. Tabi burada görüntü veya ses kaydı falan alınmıyor. GPS'ler. Aynen, tamamen sinyal, tamamen sinyalle alakalı. Mağdura yaklaşması durumunda ikaz veriyor tabi. Hemen Gamer'deki arkadaşlar ile ulaşıyor, mağdura ulaşıyor. Şahıs size yaklaşmakta. Çok güzel hizmet. Evet, şahıs size yaklaşmakta. Kendinizi güvene alın, ekip hemen geliyor. Gelene kadar kendinizi güvene alın gibi de uyarılarda bulunuyor. Tabi bunu ihlal etti diyelim şahıs. Yaklaşmadan kasıt nedir efendim? Abi şöyle, şimdi kadın ikametinde. Tamam. Şiddet uygulayan şüpheli şahıs da ikamete gidip kadına zarar verecek. Evet. İkamete yaklaştığında, o tarafa doğru gittiğinde zaten belli bir ölçüm var. Bu mesafeyi aştığında ikaz vermeye başlıyor. Şimdi bu şahsın eli kolu hanımefendi ikamette. Tabii. Beyefendi başka bir yerde çalışıyor. De olabilir. Başka bir yerde de tabii. Olabilir. Evet. Beyefendi çalışıyor. Hı-hı. Atıyorum bu minibüste bir yere giderken hanımefendinin bulunduğu ara caddeden geçti. Ya o şey, o bilinçli değil. Hareketli olduğu anlaşılıyor değil mi? Orada anlaşılıyor şey? Evet. Yani o bu başka bir şey. Çok yaklaştı. Hı-hı. Apartmanın önünde beklemede falandan sinyal alınıyor. Evet, aynen. Ya buradaki kasıt şey değil yani. Elbette ki insanız yani, evde, çünkü ev hapsi verilmiyor. Tabii tabii. Çıkacaktır, işine gidecektir. İşlerini halledecek. O çok net anlaşılıyor. Bu yani. Arada birbirlerinin farkında olmadan, haberin birbirlerinden haberi olmadan yan yana geçmiş olabilirler ve karşı caddeden evet. geçmiş olabilirler. Evet, evet. Bu tabii bizim Gamer tarafından değerlendirilip o şekilde yönlendirmeler yapılıyor. Burada ihlal etti diyelim. Sadece bunu değil, verilen önleyici ve koruyucu tedbirlerini de işte ihlal etti şahıs diyelim. Zorlama hapsi veriliyor. Zorlama hapsi de 3 günden 6 aya kadar hakimin takdiri, bunu kademe kademe tabii birinci ihlal, ikinci ihlal derken 6 aya kadar zorlama hapsi verilebiliyor. Peki. Şimdi KADES'e geçelim KADES'e, mi? Evet. KADES'e geçelim. Ne kadar zamanım var? KADES'e siz de takdir ederseniz şey yapalım. Bir videomuz var. Tamam. Videomuz hazır mı? KADES tanıtım videosu. O uygulama nasıl yüklenir falan. Onun aynen. üzerinden de birkaç cümleyle konuşalım. Tabii lazım. Ki. Önceden ben isterseniz söyleyeyim. Tabii. Ondan sonra direkt şeye geçelim. Olur.
Şimdi KADES... herkesin bildiği bir şey bu arada. iOS ve Android işletim sistemi olan telefonlarımızın hepsine inebilir, indirilebilir bu uygulama, bu aplikasyon. Burada doldurulması gereken alanlar var. İşte adı, soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası gibi. Bunların doldurma sebebi şu. Örneğin soruyorlar, ya bunu erkek indirebilir mi? Hayır, erkek indirebilir tabii ki. Ama erkek yükleyemez. Yani kullanamaz onu. Neden? Çünkü... Hattın bir bayana ait olması lazım. Tabii ki orada hattın da değil. Şöyle söyleyeyim, hat erkeğe de ait olabilir, kadın kullanıyordur. Aha. Bu ayrı bir dava. Evet. Ama TC kimlik numarasını girdiğinde Mernis veri tabanına, sistem Mernis veri tabanına giriyor. Kadın olup olmadığını görüyor. Kadınsa doğrulama kodu gönderiyor. Eğer kadın değil, erkekse doğrulama kodu göndermiyor ve giriş yapamıyor. Anladım. Burada zaten butonu var. Butona basıldığında, KADES butonu soru karşısına çıkıyor. Yani ihbarda bulunmasının doğru mu veya yanlışlıkla mı basmış gibi. Bazen şeyler de yapıyoruz. Bir şey yanlışlıkla eli değiyor. Silmek istediğinizden emin misiniz diyor ya. Evet, onun gibi bir aynen şey. Onun gibi. KADES butonuna basıyorsunuz buradaki uygulamada. O diyor ki, hakikaten düşünüyor musunuz? Bak ihbarda bulunuyorsunuz. Yani onun gibi evet şey, evet dediğinde hemen zaten merkeze düşüyor. Merkeze düşüyor. En seri, en hızlı zaten bizim ekiplerimizde GPS cihazları vardır. Bunu haber merkezimiz GPS'ten görüyor. İkamete kim yakınsa en seri şekilde o ekibi sevk ediyor. Burada çok önemli olan bir nokta var. Bunu tabii gelen büromuza gelen tüm kadınlarımıza söylüyoruz. Konumlarının açık olması. Evet. Konum kapalı olursa nerede olduğunu bulamayız. Aynen öyle. Şu anda neredesiniz? Belki ikametini biliriz. Evet, çünkü oraya yazmış ikametini. Ama şiddeti belki başka bir yerde görüyordur. Tabii. Ve konumu kapalı olduğundan dolayı ulaşamıyoruz. O durumda eğer telefon numarası zaten mevcutsa numarayla irtibata geçmeye çalışıyoruz. Zaten KADES'in kurulma amacı da acil bir durumda telefonu arayamayacak durumda olduğu için basması için. Anlık bir anda ben tehlikedeyim derim. Şiddete maruz kalıyor. Telefonla polisi arayamıyor. Hemen butona basıyor. Zaten ihbar düşüyor. Ve ekip en sarı şekilde müdahale ediyor. Dün ben size şey sormuştum. Değerli izleyenlerimizin önünde onu da sormuş olayım da. KADES'e ille size başvuru yapmış. Hayır. Bir şeyle ilgili mağdurlar yükleyemeyebilir. Her bayan yükleyebilir KADES'te. Her kadın yükleyebilir. Evet, şu anda bayanların hepsi yükleyebilir. Kesinlikle. Ama bilin ki bu formu falan doldurduktan sonra bunda bir mükellefiyeti var. Zaten size vermiş onu olduğum videoda daha detaylı anlatıyor. İzlersek... O zaman onu izleyelim. Sonunda tabii. Da yine burada buluşup hoşça kalın diyelim. Tabii ki. Hazır mıdır arkadaşlar? Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. Sadece kadınların güvenliklerini sağlamaları ve hızlı bir şekilde yardım alabilmeleri için geliştirilen KADES uygulamasını Android ve iOS'tan akıllı telefonunuza indirip kurabilirsiniz. Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekmektedir. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda uygulama ekranında bulunan KADES Kadın Destek butonuna dokunulması gerekmektedir. İhbarın teyidini sağlamak için ekrana gönderilen evet veya hayır cevabını seçmelisiniz. Cevabınız evetse, telefonunuza ihbarın başarıyla alındığı, konumunuza ekip gönderileceği uyarı mesajı olarak iletilecektir. Aynı mesaj, eş zamanlı olarak 155 ve 156 acil çağrı merkezindeki görevli personelin takip ettiği ekranda ihbar olarak gözükecektir. Görevli personel, bulunduğunuz konuma en yakın ekibi süratle sevk ederek güvenliğinizin sağlanması hususunda size yardımcı olacaktır. En yakın ekip olaya müdahale ederek tarafları polis merkezi amirliğine veya jandarma karakoluna intikal ettirecek, sonrasında gerekli iş ve işlemlere başlanacaktır. Sistem tamamen acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlandığı için asılsız ihbarlarda bulunulmaması büyük önem arz etmektedir.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ve jandarma görevlilerince koruyucu ve önleyici tedbirler alındıktan sonra mağdur, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne ŞÖNİM'e yönlendirilir. Şiddet mağduruna psikososyal, ekonomik, hukuki, eğitim ve mesleki alanda destek hizmetleri sunulur. Barınma ihtiyacının olması halinde kadın konuk evine yerleştirilir. Şimdi artık programın sonundayız. Kıymetli İdris Özel komiserimle. Ya ne iyi ettiniz geldiniz. Bakın ne güzel bilgilendim oldu. Bunun tekrarı falan da yayınlanacak. Gayet güzel oldu hakikaten. Valla biz teşekkür ederiz. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Biz sunumlara gidiyoruz. Dediğim gibi kurumlara vesaire ama bu şekilde birçok insanımızı bilgilendirdik en azından. İnşallah size ve Vuslat TV'ye bir kişiye TV'ye bile daha fazla ulaştıysak ne mutlu bize. Ne demek. Evet, bir şey soracağım sadece. Tabii. Onunla bitirelim. Şimdi geçen gün şey dedi ki Sayın Sağlık Bakanı. Evet. Sadece bir ay içinde 2.866.000 randevu alınmış ve randevuya gitmemiş vatandaşlarımız. Evet. Ama dedi işte bu o an randevu almak isteyen birini önlüyor. Bu konuda bir dikkat çekelim mi? Bu bizde de var. Yani 112 çağrı merkezini arayıp asılsız ihbarda bulunan ne bileyim ya canı sıkılıyor 112'yi arıyor bir arayayım diyor. Ama bu birinin hakkını bu tabii ki işte. Daha da mağduriyet yaşanacak bir durumun aslında bir nevi ona çanak tutmuş oluyor. Aynen öyle oluyor. Biz belki bir cinayet konusu olacaktır. Yani onu engellemek için birileri arayacaktır ama hat meşgul olacak. Hat meşgul olacak. Çünkü diğer tarafta, evet, diğer tarafta asılsız bir ihbar veya canı sıkılmış işleten bir şahıs mevcut. Bunun da tabii TCK'da yeri de var. Yani cezasız kalmıyor. Bence de kalmasın. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Komiserim. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah yine buluşmak üzere diyelim. İnşallah. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir programın daha sonundayız efendim. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün. İyi bir gün diliyoruz. Bereketli bir gün. Yağmur yağıyor. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalınız.